Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Aksaray ve Nevşehir'de 3 kişi hayatını kaybetti. Şimdi Aksaray'a telefon bağlantısı yapacağız. Selde annesinin kucağında suya düşen 3 aylık bir bebek bir anda akıntıya kapılıp kayboldu. O bebeği arama çalışmalarındaki son durum ne? Demirören Haber Ajansı muhabiri Erkan Altuntaş telefon hattımızda. Erkan. Evet. Şu anda Aksaray'da asel bebeğin kurtarma çalışmaları için AFAD, UNKE, jandarma komando ekipleri çalışmaları başlattı şu anda Aksaray'da. Olay dün akşam saat 8.30 sıralarında Kireçlik mevkiinde sağanak yağıştan kaynaklı meydana geldi. Selin etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Çapan M ekipler tarafından kurtarıldı. Eşi Gülseren N ise araçta sürüklenerek hayatını kaybetti. Erkan, yağmur, şimdi meteoroloji tabii birçok il için uyarıda bulundu. Sadece Aksaray'da değil bu yaşananlar. 13 ilde sağanak beklentisi olacağına yönelik. Peki yağmurun daha ne kadar süreceği ve ilerleyen saatlerde şiddetini arttıracağı veya kesileceği yönünde bir bilgi var mı elinde? Yani şu anda Aksaray'da yağış yok. Güneşli bir hava var. Dün gece zaten Mehmet Ali Muzoğlu'da kriz masası oluşturmuştu. En son olaylara valilik de anlattı. Gece saat 02 gibi de AFAD Başkanı Memiş Bey de Aksaray'a geldi. Sabaha kadar çalışmalar sürdü. Sabah 6'dan sonra ekipler dinlenmeye geçti. Şu anda da tekrar ekipler bölgede arama tarama çalışması başlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Erkan Altuntaş telefon hattımızda Aksaray'daki son durumu aktardı. Yoğun bir yağıştan söz ediyoruz Aksaray'da gerçekleşen. Bir bebeği arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Selde annesinin kucağında bir anda suya düştü. 3 aylık bir bebekten söz ediyoruz. O bebeği arama kurtarma çalışmaları tüm ekiplerce Aksaray'daki yetkililer tarafından yapılıyor.